Aslında konuşmamın formatı, sesimin tonu bir basın toplantısı gibi olmadı. Bir miting gibi konuştum. Heyecanlıyım. 1 Nisan'ın heyecanı var. Yeniden İstanbul'a AK Parti belediyecilerini getirmenin heyecanı var. 1 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı ben şimdi konuşmalarını yapması için mikrofonu kendisine arz etmiş olayım. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum kıymetli il başkanıma. Evet, değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. AK Parti'mizin il teşkilatına, İstanbul İl Teşkilatı'na hoş geldiniz. Ben hepinize bugün göstermiş olduğunuz bu ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm İstanbullu dostlarımızı da sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz. Çünkü herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Çünkü her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul'u arzuluyoruz. Şimdi İstanbul, sadece İstanbul diyoruz. Ve işte buradaki yol arkadaşlarımla, teşkilatlarımızla kutlu bir yolculuğun, hayırlı bir yolculuğun ilk adımını inşallah bugün hep birlikte atıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Kıymetli dostlar, aziz İstanbullular, davamızın lideri, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edildik. En başta böyle yüce bir görev için bizi aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakımızı tüm paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Başkanım ifade ettiler, aylar öncesinden yeniden İstanbul diyerek İstanbul Teşkilatımız tüm arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Başta il başkanımız ve ekibi olmak üzere ana kadememize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, mahalledeki uç beylerimize, mahalle teşkilatlarımıza ve aşkla, gönülle çalışan tüm dava arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Benden duasını hiç esirgemeyen canım anneme ve babama her zaman yanımda olan ve bana destek veren sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Başta İstanbul'umuzun efsane belediye başkanı, bu şehre sevdalı liderimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, yine geçmişten bu yana bu güzel şehre hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sevgili başkanımız, merhum Kadir Topbaş ağabeyimize yine buradan selamlarımı sunuyorum ve kendisini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Sevgili İstanbullular, İstanbul'a gerçekten aday olmak büyük bir onur, büyük bir sorumluluk. İstanbul öyle bir şehir ki dünyada eşi benzeri yok. İki denizi, iki kıtayı, iklimleri, medeniyetleri buluşturan bir şehir. İstanbul'da Mekke ve Medine'nin emanetleri var. Kudüs'ün ruhu var.
Saraybosna'nın yeşili var. Bağdat'ın, Şam'ın, Endülüs'ün, Semerkant'ın ilmi var, irfanı var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Kendi şehrimizin tadını burada almışız. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretimizin lokomotifi İstanbul'umuz. İstanbul'umuz, değerli arkadaşlar, bizim tarihimiz. Bugünümüz, yarınımız. Böyle bir şehir nasıl iftihar tablosu olmasın? İşte biz bu derece kıymetli, özen gösterilmesi gereken bir şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Ve inanın, sorumluluğumuzu tüm arkadaşlarımızla birlikte çok iyi biliyoruz. Ecdadımızın yolunda Cumhuriyet'ten aldığımız güçle al bayrağımızın gölgesinde aydınlık yarınlarımız için hep birlikte geliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki gerçek belediyecilik önce vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Onun yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da onun yanından ayrılmamaktır. Bunu en iyi bilen ve yapan kimdir? Bizim teşkilatlarımızdır. AK Parti kadrolarıdır. Buradaki değerli arkadaşlarımdır. Sizlersiniz. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii inşallah yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul'u, heyecanımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte düşüneceğiz, beraber karar vereceğiz, beraber çalışacağız. Ve hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Aziz İstanbullular, ülkeme daima hizmet ettim. Tüm arkadaşlarımla birlikte bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve emlak konutta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, gayret ettik, ter döktük. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde de yine Anadolu'nun ve İstanbul'un dört bir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık. Yüzlerce millet bahçesi, vatandaşımızın tapu ve mülkiyet çözümleri, kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Yeni yeşil sanayi alanlarının, kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüz binlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk, beraber olduk ve işin sonunda da onların dualarını aldık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Çünkü bu 25 yıllık birikimle bugün gururla söylüyorum, bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var, eserlerimiz var. Yedi tepesinde emeğimiz var, terimiz var, alın terimiz var. Biz iyi günde, kötü günde teşkilatlarımızla, buradaki belediye başkanlarımızla birlikte daima İstanbulluların yanında olduk. Kartal'da, Kağıthane'de, Marmara Denizi'nde, Haliç'te, Silivri'de, Avcılar'da ekip olarak biz vardık. Çatalca'da, Sultanbeyli'de, Beykoz'da biz vardık. Ümraniye'de, Üsküdar'da, Esenler'de biz. Tuzla'da, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Fikirtepe'de, Pendik'te biz vardık. Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık. Afetlerde milletimiz için sıvadık. Müsilaj oldu. Müsilajın giderilmesi için
bu sorunun çözümü için, kentsel dönüşüm için kollarımızı sıvadık. Biz kollarımızı mülkiyet sorunları çözümü için, yeni sosyal konutlar için, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları için sıvadık. Biz İstanbul'un ekonomisine katkı sunduk. İstanbul ekonominin, finansın, bereketin merkezi olmalı dedik. 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşündük. İstanbul finans merkezimizi bu şehrimize armağan ettik. Biz İstanbul'un kültüründe de sanatında da vardık. Türlü eleştiriler yaptılar, hatırlayın. Ama biz sessizce çalıştık. Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamladık. Biz İstanbul'umuzun yeşilinde de vardık. İstanbul'da 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık. Biz hep çözüm tarafında olduk. Gazi Osman Paşa'da, Güngören, Toz Koparan'da, Zeytinburnu, Beştelsiz'de yine her türlü engelleme girişimine rağmen kentsel dönüşümü başladık. Yani biz bahanelerin arkasına sığınmadık. Farklı gündemler peşinde asla ve asla koşmadık. Altını çizerek İstanbullu hemşehrilerime söylüyorum. Bunlar yaptıklarımızın sadece küçük bir özetiydi. Bunları alt alta topladığınızda bile inanın mevcut Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin 5 yılda yaptığı işlerin kat ve kat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. İşte bizim ekibimizin İstanbul tecrübesi bu. Şimdi motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek, değerli arkadaşlar, sevda ister, aşk ister, heyecan ister. Biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük. Ondan öğrendik. Şimdi yine aynı ruhla, 94 ruhuyla, Türkiye yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul'umuza kazandıracağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında caddelerinde şu anki ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. Değerli İstanbullular, İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla hep birlikte İstanbul'da çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Altını çizerek söylüyorum. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir. Bizim rakibimiz ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz algı belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar. İstanbul'umuzu duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah 31 Mart akşamı Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi İstanbul'u ayağa kaldıracağız ve İstanbul'u hak ettiği değere ulaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılının en ihtişamlı ön sözünü İstanbul'da yazacağız. Şu anda biz tüm arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, bilim insanlarımızla, belediyecilikte marka olmuş isimlerle, tecrübeli yol arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Ben buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bu dostlarımızla beraber 100 günlük ve 1 yıllık
İstanbul acil eylem planımızı hazırlıyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çok yakında inşallah proje tanıtım toplantımızla birlikte müjdelerimizi de sevgili İstanbullulara vereceğiz. Bugün bu heyecanı bizle paylaştığınız için siz değerli basın mensuplarımıza, teşkilatımıza, aziz İstanbullulara tekrar çok teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah bizi size 7'den 70'e tüm İstanbullulara mahcup etmesin diyorum. İstanbul'a şehri birlik yapmayı en büyük şeref payisi bilen İstanbul'un muradı Murat Kurum'a itaflarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aşkımız erdi. İşte yolu, yönü, istikameti millet olan aziz, necip ve de feraset sahibi İstanbul hemşehrilerimizle arasındaki rabıtayı hiç eksiltmeyen ak kadroların ak neferleri sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.